Hadi kaçtım ben çarşıya. Bir istediğin var mı? Bana bak, öyle 9 kapının ipini çekip de geç kalma, tamam mı? Akşam yemeğini üstüme yıkma, ben yukarı çıkacağım. Tamam, merak etme. Görüşürüz. Ah babacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben bir çarşıya gidiyorum, isteğiniz var mı? Yok, yok, yok. Tamam. Hoş gelmişsin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abla, Rıza babam bana neler aldı. Dershaneden dönüşte mağaza mağaza dolaştırdı beni. Bak. Hey, üzerinde paralansın. Dünyayı almışsınız. Canım, birkaç parça üst baş işte. Ne lazımsa onu aldık. Arkadaşlarına mahcup edecek değiliz herhalde. Teşekkür ederim Rıza babam. Abi, sen bu kızı çok şımartmıyor musun? Hem de bu kadar masraf. Yani abi, dün bir, bugün iki. Bak, dün götürdün dershaneye kaydettirdin. Bugün mağaza mağaza dolaşmışsın. Ya, o aldıkların zaten biraz fazla açık değil mi? Yani öyle köylü kızına göre mi? Yani senin huyunu suyunu bilmesem kam yemeyeceğim abi. Hatice, benim kızım şu odaya, kendi odasına böyle gülerek giremedi. Allah şefkatin üstünden eksik etmesin diye her gün, her gece dua ediyorum abicim, ah kuzuma da. O nasıl laf öyle, hiç gülmedi diye. Bir gün olsun babam diye yanağımdan öpüp şu kapıdan çıkmadı. Sırf benim. Benim yüzümden. Hı? Ben izin vermedim. Ben yavrumun yüzüme konduracağı öpücükten bile korktum. Yüzünü güldüremedim. Benim yavrum Ferihan bana emanetti. Hepimizin yavrusu Allah'tan emanet değil midir Hatice? Ama ben Allah'ın emanetine layıkıyla bakamadım. Çok kabahat. Çok kabahat işledim Feriha'ma karşı. Çok hata yaptım. Şimdi Allah bana bir fırsat verdi Hatice. Sen sana verdiğim emaneti bakamadın. Çok günaha girdin. Şimdi al bu emaneti, günahını temizle diyor bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.